Vatandaşlarımız ister istemez tedirgin oluyorlar. Sürekli beni arıyorlar. Her depremden sonra işte ne olacak, ne yapacağız gibisinden, ama fazla da yapacak bir şeyimiz yok. İster istemez sallanıyoruz. Hayvanlarımız tedirgin oluyor ondan sonra. Ama devlet büyüklerimiz, Menduk Büyükkılıç Başkanımız olsun, Bilal Başkanımız olsun, gerek Kaymakamımız olsun, Hacılar Başkanımız sürekli arıyorlar. İşte muhtarım geçmiş olsun, var mı bir sıkıntı, yapabileceğimiz bir şey var mı gibisinden. Devlet bu konuda yanımızda oluyor. Bu Maraş depreminin sanki burayı tetiklediği gibi bir algı var yani şu anda bizim kafamızda oluşan soru işareti bu yani. Daha önceden depremler oldu. 2010 yılında da biz sallandık. Ondan sonra onu da biliyorum. Ondan önce de oldu. 99 depreminde de burası sallandı. Ama bu kadar yoğun olmadı. Bir tane oluyordu, geçip gidiyordu. Ama son günlerde Maraş depreminden sonra sanki burayı tetiklemiş gibi bir hava oluştu yani bizlerde. Haliyle balkonda oturuyorduk. Bir çatırdı söktü böyle. Sanki yerin altından balyoz vuruyorlar evin altından. O derecede ve herkes panik halinde sokaklara döküldü. Tek katlı ev olmasına rağmen korktuk yani işin açığı. Hemen dışarı çıktık. Kendimizi dışarı attık. Ondan sonra ufak ufak olmaya başladı. 3.2 gibi, 2.5 gibi, 2.8 gibi depremler meydana gelmeye başladı. İşte bu sanki artçı deprem gibi oluyor da işte bunların büyük bir kırılmaya yol açacak mı, açmayacak mı onu her halükarda bilmiyoruz. Bilmediği için de araştırılmasını istiyoruz haliyle. Birkaç tane eski yapılarda çatlaklar meydana geldi. Onlar da normal taş yığma evler. Herhangi bir kirişi yok, kolonu yok, betonarme değil. Onlarda da haliyle bir ahırda birkaç evde çatlaklar meydana geldi.